Güneydoğu Anadolu Projesi'nin önemli bir bölümünün hayata geçirilmesiyle tarım ve hayvancılığın gelişim gösterdiği bölgede son yıllarda seracılıkta da ilerleme kat edildi. Karaali bölgesinde 2000 yılında bir köylünün arazisinde bulunan jeotermal su sayesinde bölgede seracılık yapılmaya başlandı. Başlangıçta küçük bir alanda kurulan serada gerçekleştirilen deneme ekiminden başarılı sonuçlar alınması birçok firmanın bölgede yatırım yapmasını sağladı. Jeotermal seralarda topraksız tarım tekniğiyle üretilen başta salkım domates ve diğer sebzeler yurt dışına ve yurt dışındaki farklı bölgelere gönderilmeye başlandı. İç mekan süs bitkilerinin de yetiştirildiği ve zamanda 500 dekara ulaşan jeotermal sera alanının 2023'e kadar 5000 dekara çıkarılması hedefleniyor. Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği Başkanı Müslüm Yanmaz, Şanlıurfa'da jeotermal enerji, güneş, tarım arazisi ve işçi sıkıntısı olmadığını söyledi. Urfa'da jeotermal, güneş, arazi, düz bir arazi, topografik engel yok. İşçi sıkıntımız yok çünkü mevsimlik göç veren bir Şanlıurfa'dan bahsediyoruz. Kadın istihdamına dönük bir iş bu. Bizde çalışanların 100 dönüm serada, çalışanların 100 kişi ise 90'ının kadın işçi olması gerekiyor. Hem işsizliğe bir çare, hem tarım kentiyiz. Tarımda en yüksek verimi elde edebileceğimiz bir sistem, teknolojik seralar. Güneşle jeotermal kaynakları birlikte kullanıyoruz. İhracat yapabileceğimiz en önemli kalemlerimizden bir tanesi. Bu noktada doğru bir sektörde, doğru yerde, doğru kaynaklarla yatırımcıya buraları açacağız. Bölgede daha önce mevsimlik tarım işçisi olarak başka kentlere gitmek zorunda kalan yöre insanı, yaygınlaşan seralar sayesinde kendi tarlalarında çalışma imkanı buluyor. Söz konusu sektör özellikle kadın istihdamına da ciddi katkı sağlıyor. Jeotermal suyun kaplıca özelliği taşıdığı bölgede seracılığın yanı sıra sağlık turizmi de gelişiyor.